Herkese merhaba. Şimdisi filinuk.com alışverişimi göstereceğim. Annem Türkiye'ye döndükten sonra bir süreliğine alışveriş krizine girmiş durumdayım. Ama geçecek az kaldı. Artık dolanmıyorum alışveriş sitelerinde. Son zamanlarda böyle güzel kokan vücut ürünlerine, banyo ürünlerine kafayı takmış durumdayım. Her defasında zaten farklı duş yerleri kullanmayı sürekli seviyorum. Ama bu dönemde böyle bir arayışlar içerisine girdim. O yüzden internetten kendime markasında, kokusunda hiç bilmediğim Argan Oil adlı bu creamy, süper creamy body wash ürününü aldım. Bu markayı hiç duymamıştım. Sadece bildiğim argan yağı. Argan yağı bildiğiniz gibi son zamanlarda saç ürünlerinde çok fazla kullanılan bir yağ. Zaman zaman kullandığım saç ürünlerinde oluyor. Ama vücut için ilk defa kullandım. Geldiğinden beri sürekli kullanıyorum. Gerçekten acayip kremsi, yoğun bir yapısı var. Çok güzel köpürüyor. Çok güzel kokuyor. Ve yani durulandıktan sonra eğer krem sürmezseniz ben bugün yani az önce bunu duş aldım. Cildiniz kokmaya devam ediyor. Parfümlü yani parfüm gibi kokuyor. Acayip güzel bir kokusu var. Bayıldım. Hem cildi yeniliyormuş hem de parlak görülmesine sebep oluyormuş. Ben bayılıyorum ve geldiğinden beri sürekli kullanıyorum. Yaşı da birkaç kere kullandı diye tahmin ediyorum. Hala böyle full dolu gibi görünüyor. Herhalde çok yoğun yapısı olduğu için çok güzel kokuyor. Bu markayla da böyle tanışmış oldum. İçerisinde argan yağı, Moroccan argan yağı. Bir de içerisinde 4 tane daha yağ varmış. Baobab, Kukui, Moringa ki çok bayılırım kokusuna ve Sasha Inki nasıl okunduğunu bilemiyorum. Çok güzel kokuyor. Hazır bu seriyi almışken banyo ürünlerine de kafayı taktığım için böyle banyo köpüklerine, duş yerlerine derken aynı serinin banyo köpüğünü aldım. Bunu da kullandık. Aynı kokusu aynı. Daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için diyor. Bu da aynı kokuyor. Ya çok zengin kokuyor. Böyle nasıl zengin bir kokusu var. Acayip bir rahatlatıcı bir banyo. Bunu da birkaç kere küveti doldurup bol köpüğü de çok güzel. Evet güzel köpürüyor. Kesinlikle tavsiye ederim bu markayı. Daha önce hiç kullanmayanlar için. Fiyatlarını söylemem gerekirse. Filinik çünkü faturalara yazıyor. Duş jeli ben indirimli mi aldım bilmiyorum ama 8.66 dolarmış. Banyo köpüğü ise 10.41 dolarmış. Bir sonraki ürünüm Rituals markasına ait. Bu Fortune Oil Sweet Orange and Cedar Wood adlı bu banyo yağı. Bunu hala kullanmadık. Duş yağı. Ben de kullanmadım. Yaşı da kullanmadı. Nasıl koktuğunu da bilmiyorum açıkçası. Hala buna sıra gelmedi. Bir cesaret edemedim. Bakalım. Bunu da kullanacağım. Bu markayı sevgili Hatice'nin bana gönderdiği ürünlerle tanımıştım. Ayak scrub'ını kullanıyorum Hatice yolladığı için. O gönderdikten sonra bu markayı araştırdım. İngiltere'de çok meşhur bu markaymış. Diğer ürünlerini de denemek istiyorum en kısa zamanda. Satın alacağım bir ürün olacak. Yani bu markadan başka ürünler de satın almayı düşünüyorum. Bu 14.88 dolar. Çok uygun bir firma değil diğerlerine göre bence. Ve iki adet de Yoshi için bir tanesi. King of Shaves markasına ait bu tıraş jelini aldım Yoshi için. Yoshi her gün tıraş oluyor. Zaten Japonların çoğu her gün tıraş olmak zorundalar iş yeri kurallarına göre. Ve sivilcelenme yapıyordu. Sivilceleri oluyordu. O yüzden bu sivilcelere karşı koruyucu olduğu için ona bunu aldım. İçerisinde tea tree oil var bu sivilcelere iyi gelen ve aloe varmış içerisinde. Yoshi geldiğinden beri kullanıyor. Hala dolu görünse de aslında bir aya yakındır. Kullanıyor ki her gün hemen hemen. Sivilce yok artık suratında. Kesinlikle sivilceleri önledi yani Yoshi'nin suratındaki. Ve memnun olduğunu söyledi. Sanırım bu ürüne devam edecek. Bilemiyorum. Nasıl kendi hani son kararı verir. Çünkü daha hala var. Bir tane de kendim için Queen of markasına ait Tada adlı Pina Colada kokan. Pina Colada alkollü bir kokteyl.
Çok güzel kokuyor. Bir tıraş jeli aldım. Ben de bunu severek kullanıyorum geldiğinden beri. Yoshi'nin tıraş jeli 5.93 dolar. Çok uygun bir fiyat bence. Benim almış olduğum ise 7.51 dolar. Bu birinci alışverişimdi. Gelelim ikinci alışverişime. İkinci alışverişim cilt bakım ürünü ağırlıklı. Öncelikle White Shock adlı bu Blanks markasına ait diş macunu. Bunun daha önce bir küçük boyunu almıştım denemek için. Gerçekten dişleri beyazlatıyor. Mavi ışıkla bu içerisindeki ürünler aktive olup dişlerinizi beyazlatıyor. Bu sefer ışıksız versiyonunu aldım. Büyük versiyonunu aldım. Çünkü ışıklı versiyonu bitmek üzere. Sadece bu kapağı çıkarıp o kapağı takacağız. Böylece kullanmaya devam edeceğiz. Bu White Shock Blanks'in kaç mililitresi ki bu? Burada yazar mı? 75 mililitresi. Üçüncüymüş. 8.73 dolar. Bunu satın aldım. Kutunun uçluğunu görmedik. Öyle bir şey olmadı. Hepimiz hemfikiriz bu konuda. Bir önceki alışverişimden deneme ürünü çıkmadı. Onu anlatacağım en sonunda. Normalde her alışverişinize iki tane deneme ürünü koyuluyor. Oradan menüden seçiyorsunuz. Bu markasını bilemediğim Jürlük müdür? Jürlük bilmiyorum. Bu markanın bu günlük derin temizleyici kremi internette çok meşhur. Çok fazla güzel övgüler alıyor. Çok denemek istedim. Japonya'da da satış sitesi var. Yalnız şöyle bir şey var. Japonya'da hem daha pahalı bu ürün. Japonya'daki sitesinde bu Filyuni'ye göre. Hem de üzerine kargo ödemem gerekiyor. Yani benim bu siteden bayağı bir alışveriş yapıp kargo ödememek için çok fazla alışveriş yapmam lazım ki ödemeyeyim. Tek bu ürünü almak istesem kargo fiyatıyla beraber buradaki ürünlerden birkaç tane alabilirim. Yani o kadar pahalıya geliyordu. O yüzden ben buradan verdim. Hem de ücretsiz kargo İngiltere'den geldi yani. Böyle de saçma bir durum. Bunu aldım. Bunu henüz denemedim. Bu 26 dolar değil. Evet, 26 dolar 78 centmiş. Burada 3000 küsür yen artı kargo ücreti daha pahalı yani. Sonrasında sevgili YouTube'da videolar yapan Essie Button, onun sayesinde cilt bakım ürünlerimi değiştirdim. Onun önerilerini aslında bu kadar pahalı ürünleri çok gözü kapalı satın aldım diyemem ama iyi ki almışım. Cilt bakım ürünlerini değiştirdim. Gece gündüz bunları kullanıyorum artık. Antipodes markasına ait gündüz kremini aldım. Bunun içerisinde Vinanza üzümü, bir de Manuka balı varmış. Bir de vanilya kokulu. Essie Button bunu videolarında bahsederken böyle farklı bir vanilya, hani böyle tatlı şeker bir vanilya kokusu değil demişti. Hakikaten bu bana göre salep kokuyor. Acayip güzel kokuyor. Yani salep seviyorsanız bilemiyorum. Acayip böyle hakikaten rahatlatıcı. Avokado yağı da varmış içerisinde. Yeni Zelanda bir markası. Ben şişelerine de bayıldım. Normalde kavanoz ürünleri hiç sevmem ama bu çok güzel. Aynanın önünde her gün bunları zevkle kullanıyorum geldiğinden beri. Bugün de bunları kullandım. Dediğim gibi hatta bunlar sayesinde şu anda çok düzenli bir cilt bakımı uyguluyorum. Ve sivilcelerim azaldı. Sivilcelere bir katkısı olmasa da bu da aynı serinin gece kremi, hatta ödüllü, hani dergilerde birinci seçilmiş falan, dergilerin yapmış olduğu güzellik ödülleri sırasında. Bu da avokadolu nemlendirici gece kremi. Gece kremi daha yoğun. Bu da cildinize kolajen veriyormuş ve cildinizi sağlıklı yenilenmesini sağlıyormuş. Bu da çok güzel kokuyor. Burada Japonya'da bulunan Asya mağazalarının kokusu gibi, böyle biraz Asya gibi kokuyor. Yani Asya nasıl kokar bilemiyorum ama burada, yani Asya'daki böyle tütsü gibi kokuyor diyebilirim. Oldu. Bir de aynı serinin kivi çekirdeği yağlı göz kremini. Bu benim 28 yaşındayım, kullandım ikinci göz kremi. İlki biraz hafifti, çok anlamıyordum. Bu sefer yoğun bir göz kremi istedim. Bu da o kadar yoğun değil ama bir önce kullandığıma göre yoğun. Ama bu kremlerin şöyle bir özelliği var.
Hepsi zaten nemlendirmeyi vaat ediyor. Ve gerçekten cildimi nemli hissediyorum. Ama böyle yapış yapış ağır bir nemlilik değil bu. Böyle gerçekten sağlıklı bir cilt gibi. Özellikle makyaj yapmazsam daha böyle kremin çalıştığını hissediyorum. O yüzden seviyorum. Bu göz kremi de güzel. Bilmiyorum, benim ikinci kullandığım göz kremi. Başka bir kremlerle ayırt edemem. Gördüğünüz şu kadar kullandığım geldiğinden beri. Bunu da seviyorum ya. Bilmiyorum. Sanırım devam edeceğim yani. Bunlar ne zaman biter bilmiyorum ama. Biraz pahalılar işte. Bir tek o var. Gündüz kremi. Değil mi? Evet. Gündüz kremi 60 ml 47.23 dolar. Gece kremi 57.73 dolar. Bu da 60 ml. Ve göz kremi 30 ml 43.73 dolar. Ama değer yani. Bunlar herhangi bir kremle yani bilemiyorum normal bir kremle ne kadar. Ama kesinlikle organik bir firma. O yüzden kesinlikle deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlar bana uzun zaman gidecektir. Bir sene açıldıktan sonra 6 ay diyor ama 6 ayda bitirebileceğimi zannetmiyorum. Bilemiyorum. Bakacağız 6 ay sonra görüşürüz. Ve dediğim gibi Filunik markası. Siparişlerinizde son ödemeye gelmeden önce sepetinize 2 adet deneme ürünü, sağdaki menüden deneme ürünü seçmenizi istiyor. Ben seçtim bir tanesini. Çünkü seçiyorum, ödeme kısmına geçiyorum. Sepetimden siliyor. Çünkü Japonya'ya her ürün gelmiyor. Mesela ben internetten Benefit ürünleri satın alamıyorum. Benefit'i kabul etmiyor Japon şeyi, neye göre bilmiyorum. İçerindeki bazı ürünler, mesela Michel Fan'ın M Kozmetik de aynı şekilde, içerisindeki bazı katkı maddeleri yüzünden Japonya'ya girişi yasak. Dolayısıyla parfüm testerları da aynı şekilde. Alamıyorum. Biz orada yani 10 seçenekten deniyorum hepsini atıyor. Bir tek bunu kabul etti. Melvita markasına ait, ki bu markayı da denemek istiyordum. Şöyle Melvita markasına ait vücut kremi. Bu geldi sadece. Diğer ikinci alışverişimde hiçbir ürünü kabul etmedi. Her defasında farklı ürünler alıyor. Ben de müşteri hizmetlerine yazdım. Dedim ki yani alışveriş yapıyorum sürekli. Hep bana hata veriyor deneme boyu ürünleri. Yani denemek istiyorum. Farklı ürünler istiyorum. Bu benim hakkım sonuçta. Sürekli hata veriyor. İşte Japonya'ya gönderilmiyor. Ne yapmam gerekiyor diyor diye mail attım. Hemen cevapladılar. Bana ayrıca şöyle bir zarf boyu dolusu, daha doğrusu şöyle deneme boyu ürün gönderdiler. Ben çok önemsiyorum müşteri hizmetlerini. Şu Declor markasına ait paraben bulunmayan içerisinde temizleyici losyon ve temizleyici süt göndermişler. Zevkle deneyeceğim çünkü denemek istiyorum yani. Michel mi? Nasıl okunuyor? Bir iki adımlık şöyle bir temizleyici ürünler, bilemiyorum. Bir adet Matisse markasına ait rahatlatıcı serum diyor. Aynı Matisse markasına ait bir tane krem, bilemiyorum. Bunu internetten araştırıp bakacağım. Gene Matisse markasına ait gece bakım kremi geldi. Bunlar geldi. Satın aldığım ürünler bunlardı. Biraz dağıldım uzun zamandır video çekmediğim için. Sanırım tiramisu de buralarda dolanıyor. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim ürün. Blanks'in diş macununa bayılıyorum. Bir de eğer cilt bakım ürünlerine ihtiyacınız varsa Antipodes markasını gerçekten tavsiye ederim. Övüldüğü kadar var. Eğer gerçekten yani ihtiyacınız varsa bir deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.